Vav Televizyon'a hoş geldiniz. Yüzler Bizler programında bir kez daha birlikteyiz. Bugün de çok kıymetli bir isimle beraberiz sevgili seyirciler. Yakinen tanıyoruz aslında fakat ismiyle değil daha çok filmle tanıyoruz. Biz ismiyle de yakinen daha çok tanımak istiyoruz. Sayın Avukat Serkan Bayram bizlerle beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Serkan Bayram deyince belki daha az kişi tanır ama Buğday Tanesi filmi deyince belki evet. Daha da fazla bir tanım. Kitle tanıyacak değil mi? Evet. Şimdi çok kısa bir özet geçeyim Sayın Serkan Bayram hakkında. Kendisi efendim şu anda milletvekili, bir siyasetçi ama hikayesi çok daha büyük. Buğday Tanesi filmini izleyenlerimiz vardır belki aramızda. Hala gösterimde bu arada bazı sinemalarda, önümüzdeki haftalarda da daha da fazla olacak. Kendi hikayesini anlattığı bir film. Daha bir yaşında bir engelli olmasıyla beraber başlayan bir hayat ama tam bir azim örneği, bir başarı hikayesi konuşacağız efendim. Tekrar hoş geldiniz diyelim. Ben sizin hikayenizi ilk gördüğümde de çok böyle etkilenmiştim. Daha sonrasında zaten film olarak geldi. Biz izleyemedik henüz iş yoğunluğumuzdan ama en kısa zamanda gerçekten izleyeceğiz. Büyük bir heyecanla izlemek istiyoruz. Kısaca tanımak isteriz şimdi sizi. Evet. Kimdir Serkan Bayram? Erzincanlısınız. Evet. Serkan Bayram 1974 Erzincan Refahiye Uçören Köyü doğumluyum. Evet. Tabii 7 aylık doğuyorum ve güzel bir çocuk doğuyorum. Gelen giden herkes seviyor köyde. Tam Kıbrıs Harekatı'nın olduğu sene, evet. 74'ün yazı. Dedem ismimi Şahin koyuyor. Özel bir sebebi var mıymış? Bakışlarım Şahin diye, Şahin bakışlı diye. Tabii dayım da Kıbrıs'ta asker. Harekat oluyor. Ağustos ayı falan gelince köye. Anneme diyor ki, abla diyor, ismi Serkan olsun. Bizim orada köyden şehre 6 aydan 6'ya inerler genelde. Evet. Hükümete gidiyoruz diye Refahiye'ye. Çünkü kış şartları, yol iz çok yok, ulaşım araçları zayıf. Öyle doğduğun zaman kimlik çıkartma alışkanlığı buradaki gibi değil tabii o zamanlar. Serkan olsun diyor. Serkan da Kıbrıs harekatına parolaymış. Ayşe tatile çıktı gibi. Evet. Ve niye Serkan? O dönemde 74, 75, 76'lı yıllarda çok Serkan ismi vardır Hikmet Bey. Hı hı. Meşhur Serkan Acar'dan geliyor isimde. Belli dönemlerde belli isimler yaygın olur. Evet. Tabii doğuyoruz. Yaşam şartları, koşullar. Bölgemiz tarım ve hayvancılıkla ağırlıklı. Aile de sanırım o işi köyde yapıyor. Tabii tarımla uğraşıyorlar, hayvancılıkla uğraşıyorlar. Annem Kundak'ta beni Beşik'le beraber ağacın altına koyuyor. Tarla biçilecek biliyorsun. Tarla. Özür dilerim kaç kardeşsiniz? 3 kardeşiz. Ben en büyüğüm. En büyüksünüz. Ağacın altına koyuyor güneş almasın diye. Neticede tarla yamaç, orakla biçiyorlar. Alt taraftalar biraz. Tarla tutuşuyor. Buğday tarlası. Tabii. Birisi ateş atıyor. Tarla tutuşuyor. Yazın hasat mevsimi. 75'in Haziran'a. Temmuz işte tam hasat mevsimi. Ve Beşik tutuşuyor. Kundak da benim. Ben tutuşuyorum ve yanıyorum. Ciddi bir yanma. Ama şükür yüreğimiz cesur kalıyor. Tabii yol yok, iz yok. O dönemde... Özür dilerim. Şimdi onu bir şey yapalım. Anız yakmak için mi yakıyorlar? Yani tarlayı? Anızdan ziyade orada bir şey var. Yok tarla biçiliyorken yani anız deniyor ama evet. Birisi ya sigara attı. Ya neden yandı çok ya, bilmiyoruz. Kibritten bir şekilde bir tetikleme var. Siz de o ateşin çok yakınında umarsınız. Tabii. Ağacın altında gölgedeyim. Tarlada tam ağacın az ilerisinde başlıyor. Otomatikman bir anda barut gibi yani yazın hasat mevsim buğday tutuşuyor. Anne baba tabi bunu görünce apar topar koştu. Bakın bu benim bütün çocukluk resimleri. Onlara bakacağız, yani. Onlara geleceğiz. Tabii orada millet işte bağırıyor, çocuk yanıyor falan diye. Tabii bir yaşında daha vücut su. Evet. Ve dönemde araç maraç yok, yol yok, iz yok. Bizim Refah ilçemiz 20-25 kilometre köye, bir dağ köyü. Eşek sırtında hastaneye götürüyorlar. Yani şimdi affedersiniz. O 25 kilometrelik süre tabii. Muhtemelen 1-2 saat sürüyor daha da fazla, daha da fazla. Daha fazla ve tabii. O süre içerisinde siz acı çekiyorsunuz. Tabii. Kolay değil yani o süreyi hadi siz bebeksiniz anlamıyorsunuz ama tabii, anne ailenin, babaya tabii, nasıl yıl tabii, asır geçmiştir tabii, o süre. Aynen öyle. Tabii Refahiye Devlet Hastanesi'nde 40 gün yoğun bakımda kalıyorum. 41. gün yaşıyorum.
Ne diyorlarmış peki? 40 gün yoğun bakımda ne, yani ümidi kesme tabii kes, anları kesmişler. Oldu mu? Tabii tabii başlangıçta mu? Filmde de var. Doktor Fahrettin Hoca var meşhur. Film Refai'de zamanında gelmiş bir Doktor Fahrettin. Herkes bilir. Köylerden, her yerden gelen hastalara bakar eder. Bir de onlar artık duayen oluyorlar. Herkese ilgilendiği için, her çeşit hastalıklara ilgilendiği için bir bilirkişi gibi oluyorlar doktorlara. Da ihtisas olayı yok yani o dönemlerde. Evet. Tabii doktor şunu söylüyor, durumu kritik diyor. Tamam. Bir de zamanlı şartları değil mi hocam? Tabii 75 yani yıl hastane, tedavi. Bir de hani bir Erzincan Refahiye, tabii, tabii, biraz daha böyle çünkü muhtemelen yani neticede o dönemlerde ilçeler yani. Köy gibi yani neticede. Evet. Ve yani öldürmeyen Allah öldürmez denir ya. 40 gün yoğun bakım, 41. gün yaşıyoruz. Ve kaderi ilahi o kadar enteresan ki 41 yaşında ben Erzincan'dan milletvekili oldum. Evet. Ondan sonraki süreçten hiçbirini hatırlamıyorum. Yani ben zaten ilkokulu Beşiktaş'taki İtaş'ta okudum. 12 Eylül 80 darbesi olmuştu. Okula kaydım yapılmıştı. Hatta beni kayıt yapılınca şeye sevk ettiler. Şişli Etvale heyet raporuna. Yani normalde akli melekeler ilgili olsa yapılır da hani fiziki noksanlıklardan dolayı niye yapıldı? Biraz tuhafıma da gitti bugün düşününce. Evet. Sevk edildi. Ben şu sahneyi hatırlıyorum. Doktorlar amcam götürmüştü. Doktorlar dedi ki işte çevirme nedir? Çevirme. Ben de bizim köy çocuğuyum. Hı hı. Naylon terliklerle büyüdüm. Lehçem, şivem, köy ağırlıklı bir şive. Ben de dedim ki çevirme bizim köyümüzde işte inekleri, kuzuların etrafı telle veya işte tırkışla, odunla hani çitle çevrilir. Buna çevirme deriz. İşte babam kuzu çevirir, çevirme denir falan. Böyle birkaç kategori saydım. Bir tane doktor boynumdan tuttu ya bu dedi süper zeki gitsin başlasın dedi ya. Neyse öyle okula başladık tabii. Beşiktaş'a taşıma, İstanbul'a taşıma sebebiniz ne? Tabii nasıl bizim, oldu? Genelde biz Beşiktaş'ta şöyle yazları dedemler köydeyken 40 sene boyunca şimdi de aynıdır. Yazları bizimkiler giderler memlekete, kışları gelirler. Mayıs Mayıs gibi gidiyorlar, Eylül gibi geliyorlar. Çocukluğumuzdan beri hep aynıdır. Hayır şimdi özür dilerim. Anne baba sağ. Allah sağlık versin. Tamam. Erzincan'daydınız. Tabii. Ama Beşiktaş'a taşıma hikayenizi merak ediyorum. Şöyle tabii ben bu sene 75 doluyor. Sene okula başladığımda Beşiktaş'taki de sene 80. Hı. Biz o zaman da zaten normalde 70'lerin başında İstanbul'a gelmişiz. Pardon tamam anlaşamadığımız nokta oldu. Yazları gidiyoruz, Mayıs'ta gidiyoruz, Eylül, Ekim gibi geliyoruz. Tamam. Hep böyledir. Yani bizim o Kelkit Vadisi'nin genelde şimdi, usulü. Bunun netleşim. Anne baba yani siz zaten 5 İstanbul'daydınız. İstanbul'da anne baba yaşıyordu zaten. Tabii tabii. Siz bu olayın olduğu zaman... Köydeyim. Köydeyiz, tabii, köydesiniz. Ama bazen 1-2 yıl köyde kaldıkları da olmuş. O benim dönem o döneme denk geliyor. Anladım. Yani biz İstanbul'da da evimiz var, köyde de evimiz var. Ama o senede biz köyde kalmışız 1-2 yıl. Tamam, şimdi netleşti. Olayın olduğu sene. Çünkü dedem babaannem de sağ, onlara yardımcı olurlardı anne Anladım. Baba. Sonra Beşiktaş'ta, Dikiltaş'ta 12 Eylül 80 darbesi oldu. Okula kaydolduk, başladık. Amcamın oğlu... götürdü okula. Hatta sokağa çıkma yasağı vardı. Orada elimden tutar götürdü. Sokaklar ıssızdı. Onu hatırlıyorum. Ve ilkokul 5'e kadar, o zaman 5 ilkokul, işte ortaokul 3 yıl, lisede 3 yıldı. Evet. Bizim zamanımızda. Orada Dikiltaş Mehmetçik İlkokulu'nda ilkokul 1'e başladım. Ali Güney hocam vardı. Çok özür dilerim. Bunu size sormak artık tamam, şeydi, problem olmaz diye artık tahmin yok, ediyorum. Yok sıkıntı yok. Nasıl kalem tutacaksınız? Nasıl kalem tutuyorsunuz? Tabii. Yani bu bizim tabii. çok önemli mesele. Tabii, yani. Tabii. Ben nasıl tutuyorum? Ben bu parmakla 48 yıl yaşantımı bununla sürüyorum. Bununla okudum, bununla büyüdüm, bununla imza atıyorum. Her şeyim bu. Bununla yemek yiyorum, bununla yiyorum. Yani Allah bir yerden alıyor, bir yerden bir sebep veriyor. Evet. Tabii Ali Güney hocam ben solla yazıyorum diye solu tutturdu beni. En ön sıraya tutturdu. Tam darphanenin karşısında 3 katlı bir ev vardı. Giriş katında oturdu, hiç unutmam. İlkokul 1'de piyes yaptı Nasrettin Hoca. Piyese bana başrolde görev verdi. Velilerimize yüzleştirdi. Ben o zaman hocamı daha iyi anladım. Yani sonraki senelerde
bana özgüven aşıladı. Ayaklarım üzerine durmayı. Çok güzel. Tabii ilkokul yılları. Çocukların, biliyorsun küçük çocuklar bu noktada çok dalga geçerler. Şükür yani biz buralarda belli bir şeyleri aşmıştık. Yani o sıkıntıları yaşıyorduk ama ben liseli yılların sonuna kadar ellerim cebimde dolaştım. Şu fotoğraf, evet. Bu fotoğraf bir kalsın arkadaşlar. Kaç yaşında bu? Ben bu tahmin ediyorum ki 3-4 yaşındayım. Ama benim çocukluk resmimin hepsi böyle. Evet. Yani bir o tane fotoğraf, açık resim göremezsin. Fotoğrafta dikkat çekiyor zaten. Tabii. Eller hep cepte. Hep cepte. Liseli yıllarda da cebimdeydi hep. Bu niye? Toplum baskısı, psikolojik baskı beni bu hale getirmişti. Özgüveninizi çok kıran şeyler yaşadınız mı? Ya illa ki bunların hepsi bir travmadır. Evet. Ama güçlü bir karakterdim. Kendi iç dünyamda terapi yaptım kendi kendime. Benim okumam lazım. İşte annem babam sağ dedim. İşte mücadele etmem lazım. Yani çocuklukta bu bana şey yapıyordu. Etki ediyordu. Tabii otobüse binerdik. Eskiden biliyorsunuz YTT otobüslerin arka koltukları karşılıklıydı. Evet. Hatırlarsanız. Orada o koltuklara oturamazdım. Hep tekli koltuklara. Veya vapurda karşılıklı koltuklara oturamazdım. Veya işte camiye gittiğimizde bir kolonun yanında namaz kılırdım hep. Yani en azından bir tarım duvar olsun. Yani çünkü insanların bakışlarından rahatsız oluyordum. Ve insanların sormasından da çok rahatsız oldum. Heh, tam onu soracağım. Muhtemelen her gördüğünüz kişi soruyordu. Tabii canım. Her yerde soruluyordu. Bu artık böyle şey haline geliyor mu? Yani bıkkınlık, bezginlik. Tabii. Artık bıktım. Yani kolay değil. Bir insana 40 gün deli dersen deli olur. Evet. Veli dersen veli olur. Sormayın soruya diye bir geleceğim. Yazı asacağım. Orada oturuyorsun arkadaşlarına. Birebir sormalarda çok etkilenmiyorsun da akranlarınla oturuyorken arkadaşlarım o bana bayağı dokunuyordu. Artık yoruldum. Bir gün dedim Malcolm X tişörtü gibi sorma tişört yaptırayım veya bir kağıt. Çünkü artık yoruldum cevap vermekten. Sonra Fransa'ya müracaat ettim, bize müracaatı. Yabancı bilmiyorum, en azından giderim. Ne dediklerini anlamam, mutlu olurum. Başvurdum, reddettiler. Ondan sonra dedim ki bütün Türkiye beni tanısın. Bir defa öğrensin. Bir anlatayım. Evet, öğrensin. Bir daha sormasın. Aslında avukatlık hayatım, milletvekili hayatım, bu sinema filmi de bütün Türkiye tanıdı. Herkes öğrendi. Daha sormayacak inşallah. Evet. Ben de mutlu olacağım yani. Ha, bu ben üzerimden 10 milyon aileyi düşün, engelleri düşün. Yani kastım, biz açtık şükür. Ama böyle nice insanlar. Geçen günü bir okula gittim ziyarete. Okullarda coşku çok büyük. Bir çocuk öğretmenimiz getirdi odada otururken çocuğun sağ elin doğuştan parmaklar yok gibi. Evet. Diğer eli sağlam ama elini saklıyor. Dedim ki ya dedim Yusuf niye saklıyorsun? Bak dedim bende ikisi de yok sende en azından biri var. O yüzden gönlün rahat olsun dedim. Bak ben nerelere geldim dedim. Sen de okuyup buralara geleceksin dedim. Kartımı verdim. Her daim emrindeyim, hizmetindeyim dedim. Çok güzel. Şimdi ondan sonra çocuk yavaş yavaş elini çıkarmaya başladı. Evet. Başarılı bir öğrenci misiniz ilkokulda? Tabii çok çalışkandım. Ya hayatım boyunca çok çalışkan bir öğrenciydim. Ondan sonra şeyiniz var mı? Böyle mesela ilkokulda, ortaokulda bir şey olma ideali. Yani mesela avukatsınız ya. Tabii. Var mı başka bir şey yok, olmaya ben da bir... Yok, çünkü benim şartlarım benim mesleğimi şekillendirdi. Ben normalde doktor veya mimar olmak istiyordum. Hani yapamam, mapamam endişesi de ailede vardı. O yüzden hukuka yönlendirdiler biraz da. Evet. Ondan sonra ortaokul, ortaokulda... Tabii. Ortaokul, Esentepe Ortaokulu'nda okudum Şahin Nedim'de. Şu an Şahin Nedim güzel bir okuldu. Tabii orada da ayrı bir sendromlar var. Yeni bir okul olunca tabii yeni bir yeni arkadaş grubu. Çünkü yani şöyle oturduğun zaman yanındaki çocuk çekinebiliyordu. Bunlar olan şeyler. Zamanla seni tanıyınca yaklaşıyordu. Tamam mı? Bir zaman alıyordu. Sonra liseli yıllar Ümraniye Lisesi'nde okudum. Oradan da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Evet. Hukuk fakültesi istemenizin nedeni bu muydu? Yani ben şöyle, mühendis olamayacağım, doktor olamayacağım zaten. Ben normalde bunu da başarabilirdim, yapardım yani kazanırdım da. Ama ailem, babam falan hukuk okumamı istedi. Ben de hukuk okudum. Ben normalde lisede fen
bölümler var ya, matematik, evet, fen, sosyal, ben fendeydim. Yani fizik, kimya ders alıyordum. Oradan hukuk kazandım yani. Anlayın yani, evet, şartları. Evet. Fotoğrafları biraz konuşalım. Eski fotoğraflar var bayağı bir. Tabii. Bu ortadaki annem. Hı hı. Yanındaki, soldaki halam. Nazmiye halam. O da benim. Evet. Kucağındaki. Olay olmadan önceki. Tabii. O bir yaşın kaza zaten. Orada elimiz avcumuz sağlam yani. İşte böyle bir saçlı başlı bir çocuk. Maşallah barakallah. Evet. Bir de hocam bayağı bir böyle yanaklı, tombul, tatlı bir çocuk. Diğer misiniz? Sağdaki de emsal halam. Evet. Tabii bu tahmin ediyorum ki 74'ün işte Eylül, Ekim'i falan yani 75'i belki Nisan, Mayıs'ı yani. Yani daha 8 aylık yani. Evet, devam edebiliriz arkadaşlar diğer fotoğraflara. Bundan 3-4 ay sonra yanıyorum zaten. 3-4 ay sonra. İşte Nasrettin Hoca piyesimiz bu. Bakın, okulda bahsettiğiniz başrol verdikleri. Evet, başrol de benim. Burada kardeşim. Şu anda o da avukat Selçuk Bayram. Aa, maşallah. Evet, bu da benim. İşte o günler ki hallerim, evet, yani. Devam etsin arkadaşlar fotoğraflar. Fotoğrafları görelim. Hoş güzel hikayeler de var o fotoğraflarda. İşte bu yanmadan önceki reis. Şey. Evet. İlk bu hocam, bu harbiden gerçekten dediğiniz kadar, evet, böyle çok tatlı ve güzel bir çocukmuşsunuz. Bakışlar da harbiden. Bu saçlar, maçlar görüyorsunuz işte maşallah. Maşallah, barekallah. Peki. Lisede avukat olmaya karar veriyorsunuz. Aileniz de yönlendiriyor lisede, sizi. Lisede bitiriyorken işte liseyi, fen bölümündeydim. Hı hı. Ağırlıklı fizik, kimya. 40 matematik netiyle hukuk fakültesine girdim, İstanbul Hukuk Fakültesi'ne. 496 aldım. Normalde 474. Evet. %1 dilim. Ve İstanbul Hukuku da başarıyla bitirdim. 4 yılda. Sonra... Şimdi üniversite hayatınızdan biraz da şey yapalım. Çok hızlı geçmiyor üniversite hayatı. Evet, İstanbul Üniversitesi... Üniversite hayatı şey oluyor mesela. Yani üniversite okuyorsunuz ama... Hayatınızı etkileyen çok ya bir şeyler şöyle, oluyor mu bu engel meselesi tabii, haricinde? Yok, normalde ben kendi kendime, kendi işimde %99 yapabilen bir insanım. Yani ikinci bir insan ihtiyaç olmadı. Yok, şeye geleceğim. O nokta sıkıntı yok. Yani o vücut küçük yaşta olunca ona göre kendini geliştirmiş, refleks ona göre. Allah korusun, sonraki kazalarda çok daha zorlanıyorsun. Evet. Yani bir alışmış olduğun düzen var. Çünkü ben bu şekilde alıştım. Ben ona göre bu bardağı böyle tutabiliyorum. Evet. Bunun burası kulpu yoksa böyle tutup içiyorum. Evet. Yani tamamen vücudun otokontrolü, refleksi. Ya tabii İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyorsun. Kendimi okumaya adamıştım. Kurtuluş oradaydı. Onu gördüm. Tabii bir özel, şimdi genelde üniversitede insanlar hani hayat ilerisine doğru bakar, bir kız arkadaş olur, evlerim der. Hani neticede hayatın bağırdığında böyle bir duyguları hiçbir zaman ben yaşamadım. Biraz hep mesafe koydum. Acaba isterler mi, istemezler mi, beğenirler mi, beğenmezler mi? Falan orada biraz mesafeledim kendi iç dünyamda ama hedefim zaten okumaktı. O yüzden biraz kitap kurduydum. Ve güzel dönemim oldu. İyi arkadaşlıklarımız oldu İstanbul Üniversitesi'nde. Tabii 28 Şubat süreci yaşandı. Başörtüsü, evet, eylemleri. O beni çok üzmüştü. Arkadaşlarımız derslere giremiyordu. Onun ezikliğini de hissettim. Hatta 93 yılında da Malcolm X filmine gitmiştim. Malcolm X filmini izleyince o bir özgürlük mücadelesi yapıyordu. Hı-hı. Zencilerin özgürlük mücadelesi. Ben de o filmde de esinlenerek bu hayatımdaki yaşadıklarımın ve bundan sonraki Allah ömür verirse yaşayacaklarımı da öngörüyorum. Onun mücadelesini yapacağım dedim. Ben, evet, ben de onun ana fikri oturdu. Tabii yani kişiliklerimiz oturmuştu, arkadaşlıklarımız oturmuştu. Artık bu görünmüyordu. Yani insanların eksiği görünmüyordu. Bir süre sonra zaten dostlar arasında normalleşiyor, tabii, arkadaşlar arasında zaten. Ama orada şu oldu mesela, arkadaşlarım falan işte bitirdi. Askere gidiyorlar. Ben gidemedim. O benim için de bir uhde kaldı. Çünkü her Türk evladı için kutsaldır. Biz de o kutsal görevi yapmak istedik. Orada üzüldüm. Hı. Ondan sonra şükürler olsun. Hukukta da başarılı bir öğrenci miydiniz, evet, bu arada? Evet, başarılı. Muhtemelen o da orada. 4 yılda bitirdim. Başarılıydım. Yani takıntısız geçtim. Ondan ama Allah bize 8 yıl, 20 yıldır siyasetteyim, 8 yıldır milletvekiliyim. Ben de bu askerlik görevimi milletime, borcumu bu şekilde ödüyorum. Eyvallah. Yani. Biraz bendeki duygu da o yani. O yüzden numaramı dağıttım bütün Türkiye'ye. Herkes ulaşsın. Sinemada da, filmde de var. Şu anda 50 milyon üzerinde numaramın görüntülenmesi var. Bugün
WhatsApp yazışmalarıyla aramalı binin üzerinde insanla görüştüm. Dün akşam A Haber'deki programda da dağıttım numaramı. Evet. Ya ben şeffaf çalışan bir insanım. Allah dağına bakıyor, karını veriyor. Bize de bu yükü vermiş. Biz de taşıyabilecekmişiz ki vermiş. Bir de tabii vekil olunca da oraya gireceğim. O zaman misyonun ne olduğunu anladım. Yani Erzincan'da ben tarihinde, Cumhuriyet tarihinde ilk defa CHP'li vekilin yerine geldim. O evet. zaman bir misyonun olduğunu daha iyi anladım. Tabii İstanbul Hukuk Fakültesi'nde bitirdik. İşte 97 yılı Marmara Üniversitesi yüksek lisansa başladım. Kamu hukukuna oraya başvurmuştum. Neden kamu hukuku? Yani şöyle, ben dernekler ve STK'lar, siyasi partiler, kamuya daha yatkındım. Yani hukukta daha çok hoşuma gidiyordu. Bir de sosyaldim. O yüzden STK'lar üzerine yüksek lisans tezimi yazmak istedim. 97'de başladım. 2000 yılında da onu bitirdik. Tezimizi verdik. Tabii 97 yılında Adalet Bakanlığımız hakim savcılık sınavı açtı. Hı hı. Orada da sınava girdim. 84 puan aldım. Ki iyi bir puan. 70. ilk gün mülakata girdim. 2000 kişi var. 70. giriyorum. Alacak 2000 kişi alacak. 70. giriyorum ilk gün. Yani çarpı 30 desen 2100 yapar. Yani evet. oradan pay biçebilirsiniz. Bir ay falan sürüyordu mülakat. Tabii ben tam odaya girecek Yargıtay'da Adalet Bakanı binası var. Orada yapılıyor. Kapısı topuz şeklinde. Böyle basmalı kolu değil. Ben tabii onu iki elimle çevirince baktım elime bakıyorlar. Faruk Balbey var o zaman personel genel müdür zannediyorum. Ceza İşler Genel Müdürü falan. Arkadaşlar yani büyüklerimiz, komisyon üyelerimiz 7 kişiden oluşuyor tahmin edeyim. İşte cezaevi, hukuk işleri, personel, müsteşar falan katıldı komisyonda. Ben oradaki o bakışlardan geçmiş olsun dedim Serkan. Yani ve hakim savcılar kanunun 8. maddesi, 8. madde alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı vücut bozukluğu bulunmamak evet. diye bir ibare var. Buradan hiç potaya girmeden zaten bizi sepetlediler yani. Bu bende bir travma oluşturdu. Şunun travmasını oluşturdu. Yani ben kaymakamlığa girsem, işte siyasal ağırlıklı bir başka bir birime girsem, hukukçuyum, her alana girebiliyorum. Yazılıyı kazanacağından en ufak şüphem yok. Başarılıyım. Yani konuya hakim. Bir kaymakam olabilirsiniz, vali olabilirsiniz. İşte. Ama hakim olamazsınız. Yok, kaymakam vali de yok. Bana bir tane engelli kaymakam gösterin. Ama yani yasal olarak bir engel... Yok, vali gösterin, yok. Bakın hakimlikte yasal engel vardı. Kaymakamlıkta da... Bir yasal engel yok ama. Yok, valilikte de yok. Yasal engel yok da yapmıyoruz. İşte yapacağız bundan sonra Türkiye yüzyılında. Asıl burada hukuken işte hakim ve savcılık kanunu bu madde net. Yani keskin net madde. O da neden? 80 darbesi, 82 anayasası, kaotik ketum ve 83 yılında hakim savcılar kanununun çıktığı yıl. Yani tam kaotik yıllar. Evet. Kaotik kanun. Yani sert bir kanun. Ve bu bendeki travma şunu oluşturuyor. Ben nereye gitsem eleneceğim neticede. Bunu bende hissettirdi. Her yerde eşit yarışıyorsun. Yani ÖSYM bana sınava girerken beni tanıyordu. Ek puan mı verdi? Benim yerde engelli kaydım yok ki. Yani o öyle bir durum da yok. Engelli ek puan mı veriyor ÖSYM sınava girerken? Yok. Yani şu anda da yok. Hukuk fakültesinde hoca 1000 kişilik Ebu Lüla Mardin amfisi vardır. Orada beni gördü. Serkan'ın durumu bu. Ek puan mı verdi? Yok. Okul bitti. Adalet Bakanlığı sınavına girdim. Bu puanı aldığımda bana ek puan mı verdi? Yok. Eşit şartlarda yarıştım. Buraya gelince, dur denince bu bende bir travma oluşturdu ve üzüldüm. Ve kamuda bana geçit yok dedim Serkan. Git güzelce ofisini aç, avukatlığını yap. Şimdi ya bu 20'li yaşlardaki bir gencin psikolojisini düşün işte. Tamam. Ondan sonra iyi bir avukat oldum. 10 bine yakın vekalet aldım. Çok başarılıydım. 98-99 2000'li yıllara kadar hem avukatlığımı sürdürdüm hem de STK'larda görev aldım. Kızılay'da aldım, Hukukçular Derneği'nde aldım. Hemşeri dernek ve vakıflarında aldım. Spor kulübünde aldım. Aklınıza gelen her alanda görev yaptım. Oraya gelmeden, şimdi anneniz, babanız, aileniz size çok büyük destekçi. Evet. Böyle hayatınızda size dokunan çok büyük desteği olan böyle manevi birileri de var mı? Mesela bilmiyorum, çok yakın bir dostunuz vardır. Yok, çocukluğundan beri büyümüşsünüzdür. Yok. Benim ya da başka desteğim ailem, annem, babam, amcalarım, büyüklerim, dedelerim, ebelerim,
ailem, yani geniş ailem ve küçük ailem ve öğretmenlerim. Onun dışında ben kendi kendime terapi ettim, tıkandığım yerde. Bir de ben teslim olmuştum. Yani yönetmen dedi ki ya bu işin içinde bir sır var dedi, bir tılsım var dedi. Siz, o ne dedi? Teslimiyet dedim. Ben hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine, kaza ve kaderin Allah'tan geldiğine inanan bir insanım dedim. Teslim oldum ben dedim. Eyvallah. Yani çünkü Allah bana bu dünyada yaşama fırsatını bir daha verdi. Ben de ülkeme, milletime hizmet etmek istiyorum dedim bu halimle. Tabii. İşte avukatlık bir çevre gerektirir. Tabii. O çevreyi nasıl ediniyorsunuz? Ya şöyle babam ve bizim çevremiz ağırlık otoyedek parça sektöründe çok geniş kitlesi vardı. Ciddi bir çevrem vardı benim yani. Anladım. Evet, yani internetim güçlüydü ki 10 bine yakın vekalet şu anda çoğu hayal edemez yani. Açık söylüyorum. Yani. Neredeydi büronuz bu arada? Ben bürom şeydeydi. Kadıköy'de. Kadıköy'de. Peki. Ama onu bir ilginç anı anlatayım. Tabii stajım bitti, bir büro arıyorum çalışacak. Bizim baktım bir ilan var. Babamların dükkanında Sirkeci'de, Nöbethane Caddesi'nde. Orada bir yakın bir iş yerinde baktım Ali Rıza abi, Ali Rıza Batmazoğlu bir ilan vermişti. Ben gittim Ali Rıza abinin yanında, dedim böyle böyle işte avukat arıyor. Yani stajyer işte, staj devamı avukat. Dedi iki odalı bir ofiste. Ali Rıza abi benim üzerimde emeği vardır. Yani ben hayatta yapılan hiçbir şey unutmam. Vefam had safhadadır. Tabii o dönemde daktilolar tak tak tak. Yani eski usul. Tam da onu soracağım. Ha. Ben dedim baktım daktilo bana göre değil. Ondan sonra Serkan dedi başladı dedi. Hiç ikilemedi. 20 lira da bana aylık ücret verdi. Staja başladım diye işte. Git gel yol param falan. Ben o ilk harçlığımı 20 liraya anneme verdim. Annem dedi ki o gün ben dedi işte dünyam değişti dedi. O 20 lirayı verdiğim zaman o gün bir nebze olsun acıları dindi yani. Çünkü hayata artık mücadele safhatı başlıyor. Evet. Ve Ali Rıza abi dedim böyle böyle abi benim yani bu daktilo benim için zor olur dedim. Serkan dedi hiç dert dedin mi? O hemen gitti bir hafta 10 gün sonra şey daktilolar var. Elektronik daktilolar. Yani şu anki klavyeler gibi daktilolar çıkmıştı. Ondan aldı. O arada dilekçeleri o yazıyor. Ben işte adliyeye gidiyorum. Evrak veriyorum, ediyorum falan. Çalışıyorum, koşturuyorum. O da hemen bir hafta 10 gün sonra işte sürede o daktilo getirince ben mutlu oldum. Çünkü ben hiçbir işimi bugüne kadar başkasına yaptırmadım hayatım boyunca. Allah'tan da dua beni kimsenin umuduna düşürmeden canımı alması yani. Evet. Çünkü bugüne kadar hep bu şiarla yürüdüm. Tabii mutlu oldum. Yani en azından kendim yazacağım, kendim çizeceğim filan. O yüzden unutmam. Geçen galaya da davet ettim. Sağ olsun abisi Emin Bey var, Emin Batmazoğlu. Beraber geldiler bizi, onurlandırdılar. Ali Rıza abi de galaya davet ederken abi benim üzerinde hakkım var dedim. Yani ben daktiloyu unutmadım dedim. Yani belki o hissetmedi ama ben onu hissettim. Yani öyle bir dokunuşlar vardır ki bunlar unutulmaz. Tabii işte avukatlık yılları, mücadele yılları. Yani ya, avukatlıkta çok böyle ilginç karşılaştığınız yani şeyler oluyor mu? Yani şöyle ilk başta büromu açtım, tabelam var. Şimdi biraz bir iki iş gelmeye başladı. Bakıyorum vatandaş ben miyim değil miyim? Acaba avukat mı? Yani bakışlarından anlıyorum. Tabii ben espriyle geçiyorum yani tamam yani kırılmasın diye. Yani o sahnelerde tabii belki adam bize güven duymadı. Ya yani nasıl yapacak dedi belki. Evet. İçinden sorgulayanlar oldu ama kısa zamanda ün salan bir avukat oldum yani. Çok meşhurların avukatlığını yaptım. 20 yılda Sayın Başbakanımızın avukatlığını yaptım yani. Evet. Hemşerimizde. Sayın Binali Yıldırım'ın da tabii avukatlığını yapıyorsunuz. Tabii, tabii. Tanışmanız nasıl tabii oldu? İşte o dernek, Binali Bey'in de bizim şahsımız üzerinde çok büyük emeği vardır. Hakkı ödenmez. Yani bir kez bana güvenip vekalet vermesi başlı başına bir onurdur.
Bak. Niye? Benim bilgime, tecrübeme, uğraşmama, mücadeleme önem verdiği için. Şeklime değil. Ha, en azından hemşeriyim illaki korumak, kollamak ister bir içgüdüdür. Ama bu noktada bir şeyin oluşması çok önem arz eder. Sene 97-98 STK'ları görev yapıyorum. Bizim Refah Derneğimiz var. Binali Bey de Refah'lıyız, ben de Refah'lıyım. Biz Refah İDO'dan, Cumhurbaşkanımız cezaevine düşünce İDO'dan, o da görevden ayrılmıştı. Hı hı. Büyükşehir'den. Bizim Refah Dernek Başkanımız olmuştu derneğin. Ben de dernekte görev yapıyorum. Gidip geliriz, bir hukukumuz oluşmuştu. Ondan sonra AK Parti'nin kuruluşuyla beraber Sayın Ulaştırma Bakanımız olarak devam etti. Biz de Mürani Teşkilatlandı 2002'de. Görev yaptı 2008'de kadar. 2008'de Ataşehir İlçe Kurucu Yönetim Kurulu üyesi oldum, kurduk. Hı hı. 2011'de İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday oldum. Tabii çok çalıştım. Sonra seçilemeyince 2011 yılında. Evet, seçilemedim. 20. sıradaydım. 16 çıkmıştı. Doktora İşte çalışmalar için yurt dışını düşünüyordum. O arada 2012'de kongre oldu. Bizim 12. tahminim olağan büyük kongremiz oldu. Hatta statta Aziz Başkanım, hı hı, başkanlığında. Bir gün oturuyorum arkadaşlar, ben doktora falan düşünüyorum. Yani olmadı, gideyim doktoramı falan yapayım falan, yurt dışında eğitime devam edeyim. Bizim ilde bir arkadaşım dedi ya, Aziz Bey ilçe başkanlarımızla seçimden sonra toplanıyor işte. Diyor ki işte hani milletvekili adaylarımızdan da il yönetimini almayı düşünüyoruz. İlçe başkanlarımıza, birinci bölgeye. İşte önereceğiniz bir isimler falan varsa bir istişare yapılıyor tabii. Orada bütün ilçe başkanlarımız, birinci bölge, biz Serkan Bey'den çok memnunuz demişler. İlde görmek istiyoruz. Siz yurt dışına gitmeyi düşünürken, evet, AK Parti'nin il yönetiminde, evet, size görev geliyor. Evet, ondan sonra Aziz Bey beni arkadaşlar aradı, Aziz Bey'in yardımcısı. Dedi, müracaatını yap, il alacağız dediler. Öyle de il serüvenim başladı. 2012-15 yıl arası ilde görev yaptım. Uh-huh. Ve birinci bölge seçim işler başkanlığı, sosyal işler başkanlığı, halk ilişkiler başkanlığı. Her alanda faaliyet gösterdim. İyi bir teşkilatçıdırım. Kuruluşundan bugüne kadar hemen hemen bütün arkadaşlarımı tanırım. Her daimlerinde teşkilatın emrinde, hizmetindeyim. İstanbul İl Başkanlığı bir akademidir. Evet. Bir hakikaten güzel bir tedrisatı alırsın, kültürü alırsın ki iyi ki de gitmişim. O kültürden, o dokudan geçmişim. Evet. Yani ben de çok, bana çok şeyler kattı. Sayın Erdoğan'la tanışmanız ne zamana tekabül ediyor? O Sayın il başkanımızla hapse girdiği zamanlara mı? Cumhurbaşkanı'nda ilk tanışmamız 94 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken biz bir dergi çıkarmıştık. Hı hı. Arkadaşlarla beraber, bizim ilim yaymada kalan arkadaşlar vardı. Onlarla beraber, evimiz buradaydı. Evden okula gidip geliyorduk ama onlar orada yurtta kalıyordu. Zaten orada bir ilim yaymanın yurdu vardı. Hı-hı. Birkaç tane Ensar'ın yurdu, birkaç tane yurt vardı ama ağırlıkta Ağustü. Zeytinburnu'ndaki eski bir Ağustü yurdu vardı. Ağırlıkta orada kalıyorlardı. Tabii arkadaşlarla ilk bir terazi aldık. Cumhurbaşkanımız da yeni belediye başkanı olmuştu 94 yılında. Biz de üniversite 2'deyiz. Evet. O arkadaşlarımızla birlikte ziyaret ettik. Fotoğrafımızı falan da vardı da bulamadım aslında. Terazi mi aldınız? Terazi. Adalet hukuku okuyoruz ya. Bir terazi güzel aldık. Cumhurbaşkanımıza, belediye başkanı o zaman, hediye ettik. Ve fotoğraf çekildik. Hı. Dergide de, o gün dergisinde de röportaj gibi bir konuşma oldu. Dergide de yayınladık. Çok güzel. Tabii, yıllar sonra dediniz mi Sayın Cumhurbaşkanı, hatırlıyor musunuz o gün diye? Biraz zordur ama. Yani ben de hiç emin olun sormadım yani. Hı. Tabii 2011 yılında milletvekili adayı olduğumda bana Cumhurbaşkanımız aday tanıtım toplantısında da söylemişti. Birebir de böyle o zaman görüşüyorduk. Yani motive toplantıları oluyordu. Saha çalışmalarıyla ilgili de yönlendirme. Bana güzel bir şey dedi ya. Cevval, yani böyle bir gayretli bağında bir cümle kullanmıştı ki Cumhurbaşkanımız bizim onurumuz, büyüğümüz. Neticede bu ülkede çok emeği var. Evet. Her daim de yanında olmaktan, beraber bir yol arkadaşı olmaktan çok mutluyuz. Allah razı olsun ki bize böyle bir yol arkadaşlığını Allah nasip etmiş. Aynen. Ki geçen günü grup toplantısında, çarşamba günü
Buğday Tanesi evet. filminden bahsetti. Evet. Orada da Serkan Bayram kardeşim dedi. Buğday Tanesi engellilere ilham olan bir film dedi. Yani olumlu her manada güzel düşüncelerini Hı. kamuoyuyla paylaştı. Evet. Ve dinleyelim o zaman onu. Tabii. O anı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında Serkan Bey'i andığı o anlar. İzleyelim arkadaşlar. Sözlerime son vermeden önce ülkemizdeki engelli kardeşlerimizin hayatın her alanında var olma mücadelelerine ilham verdiğine inandığım Buğday Tanesi filmi için İstanbul Milletvekilimiz Serkan Bayram'ı tebrik etmek istiyorum. Dünya Engelliler Günü'nde vizyona giren bu filmin gelirleriyle İstanbul'da bir engelli yaşam ve kültür merkezi yapılacak. Evet. Kitabında takdim etme anınız. Tabii teşekkür ederiz Recep Tayyip Erdoğan'a da biz de şahsınız adında bu güzel anları paylaştık. Tabii bir de bunun için. Konuşmanın devamında Sayın Cumhurbaşkanımız hani ne konuşuyorsunuz onun orada? Devamında şunu da söyledi. Ben yani üniversitelerde çok ciddi davet var. Gençlerde, liselerde o tip programlara da katılacağımı söyledim. Yani onun bilgisini verdim. Tabii Cumhurbaşkanımız orada ben annemin ismi Emine. Hanımefendinin ismi de Emine. Aa, çok güzel. Doğum tarihleri de akranlar. Aynı jenerasyon. Mesela babam da Cumhurbaşkanım da Binali Bey de hep aynı yılların insanları. O yıllar hakikaten güzel insanlar doğmuş yani bu ülke hizmet için. Şunu dedi Serkan Bayram kardeşim işte. Serkan Bayram evladımız gibi. Güzel bir yaklaşım oldu. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan ki hakkını ödeyemeyiz. Her daim yanımızda oldu evet. yani. Ben müteşekkirim. Hakim savcılık kanundaki değişiklik sürecindeki desteklerinden dolayı da ayrıca... Tam da ona geleceğim. Ediyorum. O milletvekilinizde. Evet. Şimdi 2011'de milletvekili seçilemediniz. Evet. İl yönetimine girdiniz. Evet. 2015 senesi milletvekili olma 2012-15 arası il yönetiminde oldum. Hı-hı. 15'te 7 Haziran seçimlerinde bu sefer Erzincan'dan ikinci sıradan milletvekili adayı olarak gösterildik büyüklerimizce. Evet. Tabii ben Erzincan'da köyümü biliyorum. İlçemi biliyorum. Refah'ı bir de Erzincan merkezi biliyorum. Yani diğer ilçeleri çok bilmem. Hı hı. Çünkü bizim köyle il arasında 100 kilometre. Hadi ince ile gidemiyorsun. Yani ulaşım vasıtaları çok kıttır. İşte ağırlıklı İstanbul'da hep okuduk, büyüdük yani. Siyaseti de İstanbul'da hep yaptık. Evet. Avukatlığı da. Tabii Erzincan'da toplam 2 vekil var. Hikmet Bey. Ve bizim Erzincan'ın demografisi 1/3 Alevi vatandaşlarımız. Çok iyi, çok hassas. Yani aynı bulgur pilavını yedik, aynı katıklı çorba içtik deriz. Yani köylerim benim sağ köyüm, Alevi köyü. Biz Sünni köyü, sol köyüm Kürt köyü. Evet. İç içe büyüdük yani. Zaten o ayrımı biz bilmezdik. Yani İstanbul'da bunları öğrendik maalesef. Evet. Hiç gereksiz de bir ayrımmış yani. Ben ona hep üzülmüştüm o tip ayrımlara. Oradan sekiz ilçe, 15 belde, 536 köyü gezdim. Tabii doğal olarak gidince de Erzincan'a oranın siyaseti de haklı olarak nereden dediler. Hatta bazı arkadaşlarım bana ithal dedi. Tamam mı? Ya dedim arkadaşlar damdan düşen biri varsa o da benim. Yani ben Erzincanlıyım. Bak telefonumda 24'te bitiyor. İşte şu şöyle bak burada da evim var. İşte Erzincan'ın en büyük hatırası bende. Ve ben Erzincan'ın şu anda dedim zaten acılarını şeyini yaşayan benim. Bir yine gelip hizmet etmeye çalışıyorum ki başkası olsa ne köyüne uğrar ne iline uğrar evet. yani silebilir hayatından. Ki ben köyüme de hizmet ettim, ilçeme de, ilime de yani. Ve çok enteresan anılarım oldu tabii. Zor bir seçimdi 7 Haziran süreci. Yani 15 gün kendime gelemedim. Neden? Neden derseniz, ya ben zaten 2011'de 20. sıradaydım. Seçilemedim. Ondan sonra bir daha
Yani %0 ihtimal benim seçimim. Cumhuriyet tarihinde CHP'nin her dönem bir vekili var. Yani İki milletvekili var. Topla. Bir AK Parti olacak. Bir de CHP. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi görecek. CHP varmış, ANAF varmış veya CHP varmış, MHP varmış. Yani hepsine bir CHP blok. Erzincan'da CHP'nin yerine gelen vekil yok Cumhuriyet tarihinde. Çok partili hayattan sonra falan yok. Evet. Bunları da biliyorum. Neticede mürekkep yaladık. Siyasetle biliyoruz. Motivasyonunu insanı düşürüyor. Ben gittim. Dedim ya damdan düşen biri benim dedim. Bunu anlattım. Hatta o gün bizim bir diğer vekilimizin abisi rahmetli olmuştu. Eski bir vekilimizin abisi rahmetli olmuştu. Onun da cenazesine katıldık. Binali Bey'le beraber gittik. İldeyiz. Oradaki arkadaşlar da işte biraz bana yüklendiler. Dediler ki ya işte İstanbul'dan geldi falan böyle. Binali Bey de çok güzel bir cümle kullandı. Arkadaşlar zaten ikinci sırada 13 tane aday adayı var. Yani birini koysak 12'niz diyecektiniz ki niye ben değil niye o. Yani normal şartlarda siyasette bunlar olur yani. Takdirdir ama illaki bir tane belediye başkanı aday oluyor, 10 kişi aday oluyor. Evet. Yani ben ondan sonra söz aldım. Dedim arkadaşlar ben Erzincanlıyım, memleketim. Ben bu toprakların anılarını taşıyorum ve acılarını taşıyorum dedim. Ve mücadele ediyorum dedim. Bakın ben dedim hizmet etmeye geldim dedim. Parti büyüklerimin takdirleriyle geldim dedim. Kimsenin koltuğunda da gözüm yok dedim. Zaten tarihinde de yok dedim. Yani kusura bakmayın ya sanki birisi elinden ganimet alıyor değilim yani. Çünkü ben bana hiçbir zaman bir ulufe olmamıştır Hikmet Bey. Yani hiçbir alanda ne avukatlığımda ne siyasetim ulufe denen bir şey hep kazıyarak. Hep kazıyarak tırnaklarımıza geldik. Tabii Allah razı olsun. Büyüklerimizin takdiri, desteği bunlar her zaman önemli. İlla ki elimizden tuttular büyük destekler verildi ama yani öyle hazır mesela ben hiçbir zaman kontenjan vekili olmadı. Bana hiçbir zaman böyle bir şey nasip olmadı yani. Oradan garanti değil, biraz ümitsiz çalışıyorsunuz. Yok. Öyle çok mi yoksa? Tabii tabii ben şöyle 15 gün bana onun bir illaki bir adaptasyonu var. Hı hı. Bir de şehri tanımam var. Tanımam gerekiyor. Ve çalıştık. 8 ilçe 15 bölgede 536 köyü gezdim. Yani yaklaşık 2-2,5 ayda 50 bin kilometre yakın yol yapmışızdır. Of. Tabii. Seçim sonuçları açıklandı. Açılan sandık sayısı %99.2. Ümidiniz var mı kazanma ihtimaliniz? Ben o kadar tabii. Çok dolaştınız. İnanmıştım. İnanmıştınız. Tabii, tabii. Ben önce kendim inanırım sonra milleti inandırırım. Zaten benimki çevremdeki çoğunun inancı yoktu. Benim gazıma onlar da inanmaya başladılar yani. Çünkü ben vazgeçtiğimi, teslim olduğumu gösterirsem yanında bir tane adam bulamazsın yani. Ben inanmıştım alacağız dedim arkadaşlar. Çalışacağız. Ya bir de bu siyasette biliyorsunuz adaylarda da falan genelde böyle ilk garantili sıraların genel etrafı çok kalabalık olur. Evet. İşte seçilemeyecek ihtimal zayıf olan arkadaşlarımın genelde biraz çemberi biraz daha zayıf olur yani. Onunla ilgili anımı da anlatacağım. 2011'e hı-hı. Geleceğim burada. Tabii 99.2 açıdan sandık sayısı. 99.2'ye kadar 2-0 yani 2 tane AK Parti alıyor. Hı hı. Sonra son 0.8'e 1-1'e düştü. Son 3 sandıkta seçim 800 oyla gitti. Ama o gün televizyonlar AK Parti 2 vekil gösteriyor daha. Yani çünkü yani tam kritik sınır. Herkes sizi arıyor tebrik tabii, için. Tabii tebrik ediyorlar falan. Hatta ben Erzincan ikinci sıra ismim çıkınca ben gittim şükür namazı kıldım. Ben İstanbul hani yok Erzincan'da da hiç ihtimal vermiş o liste açıklandığında evet. 2015'te. İsmim çıkmadı hiç yani şükür namazı kıldım sonra Erzincan 2 dediler. Bazı arkadaşlarım arıyor Serkan hayırlı olsun Erzincan işte ikinci sıra. Zannediyorlar ki 10 tane vekil var iki resim var. Baba dedim Erzincan'da zaten toplam 2 vekil var tarihinde de yok 2 dedim yani. Yani geldiğimiz nokta burası dedim yani. Oradan o seçimden sonra ben basın açıklaması yaptım. Yani 1-1 oldu.
bütün oy veren vermeyen hemşerime teşekkür ediyorum dedim. Ama dedim, bu şarkı burada bitmeyecek dedim. Bunu bilesiniz. Valizimi topladım. Geldim İstanbul'a. Tekrar doktora çalışmalarına karar verdim. Ya çünkü ben o süreci bir şeyle meşgul olmazsam kafama yatan beni yorar. Yani kafama evet. takarım yani o noktada. Beni yorar. Üzülürüm. Yani kendime alan açıyorum. Yani bir alanla meşgul olacağım ki onu düşünmeyeyim. Ve tam hükümet kurulamadı. Evet. Şu parlamenter sistem. Ama şehir ağlıyor. Hüngür hüngür. Yıkılıyor şehir. Ağlıyor. Herkes. Çünkü bana inanmıştılar. Hizmet edeceğimi de düşünüyorlar. Bir de mücadelemi gördüler yani. Pes etmediğimi gördüler. Ve hükümet kurulamadı. 16 vekille galiba hükümet kurulamadı parlamentoda. Parlamenter sistem var. Kim hangi iller yakın? Seçim yenilendi. Evet. 1 Kasım seçimlerin kararı alınmıştı. 1 Kasım'a seçime tekrar gidilecek. Bir ara vermem gerekiyor ama. Şurayı bitireyim bir dakika. Siyaseten 1 Kasım seçimlerine gideceğiz. Şimdi ben ikinci sıradan az bir oyla kaçırdığım için Erzincan'da dedim ki yine bizi Erzincan 2'ye çıkar. Çünkü hani vekil sayısı tamamlayacak hükümet kurulsun ki en yakın alan ki makulü de odur yani. Şimdi, ikinci sıradan liste açıklandı. Bu sefer birinci sıra değişti bizim. İkinci sıradayım yine. Yine 2'deyiz Allah'a şükür. Ondan sonra ama bu sefer rahattım. Çünkü konsolide etmiştim sahayı. Evet. Millet beni tanımıştı. Çok daha rahat çalışacağım ve 2'den çıkacağıma kalbim mutmaindi yani. Tabii Allah nasip edecek. O zaman gelelim 1 Kasım'a ama bir ara verelim müsaadenizle. Ondan sonra devam edelim efendim. Bir aramız var. Serkan Bayram Bey'le devam edeceğiz. Efendim devam ediyoruz. Sayın Serkan Bayram'la buğday tanesi hikayesini konuşmaya. Ne zamandır bahsetmedik. Buğday Tanesi filminin kahramanı kendisi efendim. Hayat hikayesini dinliyoruz. 1 Kasım yenilenen seçim ve Erzincan'dasınız. Evet. Erzincan'da tekrar ikinci sıradan aday gösterdik. Tabii şehir beni tanımıştı. Ben şehri daha iyi tanımıştım. 2500 oy farkıyla CHP'li vekil arkadaşın yerine gelmek nasip oldu. Evet. O zaman tabii şunu anladım. Yani 40 gün yoğun bakımda kalıp 41. gün o şehirde yaşarken 41 yaşında Allah bu memlekete, o şehre, o şehre hizmet etmeyi bize nasip etti ve misyonumun, vizyonumun ne olacağını, sorumluluklarımın ne kadar ağır olduğunu da görerek o günler onları düşündüm ve o uğurda da çalıştım. Evet. Erzincan'da tabii bir ayrım yapmadan tamamen bir aşuredir Erzincan, bir mozaiktir. Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle bir güzel mozaik bir şehirdir. 4 cami yaptım, 4'te cemevi yaptım. Çok güzel. Ya, tamamen bütün herkese eşit mesafede, birlik, beraberlik, kardeşlik hukuku ölçüsünde üzerimize ne düşüyorsa hizmet ettik. Tabii Sayın Başbakanımız, Binali Bey Başbakan oldu, elimiz daha güçlendi. Yani neyse, Erzincan'ın medarı, iftarı, Türkiye'ye çok büyük hizmetleri oldu Sayın Başbakanımızın. Tabii Başbakan'ın olduğu bir şehirde biz işleri yapmamız daha da kolay oldu yani. Güzel hizmetlere vesile olduk. Şimdi telefon numaranızı biraz önce de söylediniz. Tüm Türkiye biliyor. İşte orada mı başladı bu telefon dağıtma hikayesi? Şöyle, tabii ben Erzincan vekiliyken numaram herkeste vardı. Ben çok çok şeffaf çalışırım. Herkes de var. Yani köylü Ahmet Ağa'dan, şehirdeki vali yardımcısından vali. Yani aklınıza gelen herkesin de benim numaram var. O telefon vardı. Durmaz o zaman. Durmaz. Ben de öyle. Şu anda günde ortalama 50-60 civarında en az Erzincan'dan arayan olur. Fixtir yani. Türkiye'nin her yerinden, Burdur'dan, Muş'tan, her yerden arayanlar oluyor. Ben şunu anlatacağım. Asıl İstanbul, 2018'de İstanbul vekili olduk. Tabii çok çalışıyorduk. Pandemi oldu. Pandemiden sonra ben Tuzla koordinatörüydüm. Mahalleleri dolaştım. 14 mahalleyi dolaştım ve her mahallede bir toplantı yapardım. Baktım insanlar mutsuz. Serkan ne yapabilirsin dedim. Bir sabah kalktım.
Instagram, Twitter, Facebook hepsine paylaştım. Bana buradan ulaşırsın diye. Çıktım televizyon kanalına böyle aleni dağıttım. Peynir ekmek gibi. Tabii sabaha kadar arıyor millet. Sonra ben gündüz hepsine dönmeye çalışıyorum. Tamam mı? İşte birisiyle konuşurken diğeri arıyor. Kimi inanmıyor. Acaba diyor. Bir çocuk aradı hiç unutmuyorum. Vekilim diyor. Arkadan vekil misin? Evet dedim. 24 tane arkadaşım var diyor. 25. telefon rehberimde vekil kaydediyorum diyor. Teşekkür ediyorum diyor. Yani insanlarla böyle bir hoş sedalar yaşadık. Daha yeni oldu işte. Sinemada da numaram dağıldı. Dün evet. A Haber'deydim orada da dağıldı. Çıktım diğer kanalların hepsinde vardı. Ama yani gece gündüz tabii, ararsınız. Her daim tabii, durmadan telefon. Tabii. Yani bu insanüstü bir tabii, şey. Tabii. Yani bu arada güzel bir şey. Tabii, ama zor söyleyeyim. Bir şey. Tabii kolay bir şey çok, değil. Çok zordur tabii, hocam yani. Tabii ben o yüzden boyun fıtığı ve boyun düzleşmesi oldu. Tedavi görüyorum. Çünkü telefona böyle bakmakta onun bedelini ödüyoruz ama bu millete bırakın eli, ayağı, boynu, canımız feda olsun. Yani benim bu millete bir vefa borcum var. Küllerinden doğurdu. Borçluyum yani. O yüzden eyvallah, görevimi hakkıyla yapmaya çalışıyorum. Bu parmaklı işte. Her şey bu. Telefon da bu. Bu. Hı hı. Peki Erzincan milletvekilisin. Sonra İstanbul. Sonra İstanbul. 2018 yılında İstanbul milletvekili oldum. Sizin tercihiniz miydi? Yani şöyle, ailem buradaydı. Üç bölüme ayrılmıştım. Hafta içi Ankara, bir hafta sonra Erzincan yapıyordum, bir hafta İstanbul yapıyordum. Evet. O günün konjektüründe gitme şartlarımız belliydi ama bizim için, bizim memleketime gurur duyuyoruz. Nerede olsa memleketime hizmet ederiz Erzincan'a ama İstanbul, ailem, düzenim, siyaset yaptığım yer 20 yıl. 20 evet, yıl avukatlık yaptığım yer, hinterland olan yer. Netice büyük şehir yani. Benim de arzu ettiğim bir noktadaydı yani. Hı hı. Burada da Erzincan'a hizmet ettim. Yani Erzincan bugün iki vekili varken doğal olarak beni de arayanlar hep arkadaşlarımız evet, yardım ediyoruz. Artı üç oluyor yani neticede. Hı hı. Bir şekilde kopmadık yani gelip numaramızı değiştirmedik yani neticede. Ya, tam onu söyleyeceğim. Ha. Numaranız hiç değişmedi milletvekili olduktan yok, sonra da. Yok ilk şeyde avukatlık dönemindeki numaram vardı. O avukatlıkla devam eden şeyde vekilliğin başında ondan sonra değiştirdim. Ya yani o numara ama o numarayı da şöyle danışmana verdim. Kapatmadım. Hmm. Danışmana verdik. Danışman baktı. Ondan sonraki vekilliğim boyunca da bu numara. Eyvallah. Yani onu değiştirmedim ki yani ben yani millet ulaşsın. Güzel bir şey. Ama tabii suistimal eden yok mu var? Tam onu soracağım. Oluyor. Adam hiç aramıyor. Bir şey yapmadan bakıyor IBAN atıyor. Ya kardeşim. Tamam yani şimdi. Nasıl yani? İBAN, TR bilmem ne atıyor. Ya, WhatsApp'tan IBAN atıyor. Ya şimdi adam yani bak hastane işleri acil. Hiçbir şey, her şeyi bir şekilde telafi edersen ama hastane işinin telafisi yok sağlığın. Evet. Bunu anlarım. Zaten hizmetimiz çok iyi. Sağlık hizmeti, şehir hastaneleri çok güzel yapıldı ama hani aksamalar olur, yetişmeler olur başım üzerine. İş noktalarında çok arayın olur anlarım. Yani iş istihdam tamam mı? Ya ben şöyle düşünmüyorum. Yani milletvekili işçi bulma kurumu değildir bazı arkadaşlarım. Ben öyle düşünmüyorum. Milletvekili bu işlerde aracıdır. Ama kolay değil tabii. Hangi birini yetişeceksin? Çünkü sen de bir belediye söyleyeceksin. Evet. Kamudaki alım şekli belli. KPSS üzerinden zaten bir şey yapamıyorsun. Ama en azından adam dinlemen veya ona geri dönmen, muhatap alman adamı yüceltiyor. Hı hı. Adam da seni yüceltiyor. Diyor ki ben diyor vekile ulaştım diyor. Yani ulaşılabilirlik çok önemli bir noktada. Ben şunu önereceğim. Yeni dönemde milletvekili olacak arkadaşlarımız. Ya biz olalım olmayalım. Biz neti büyüklüğümüz neyi takdir ederse. Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan e-maillerini ve cep numaralarını paylaşması lazım. Hamama giren terler. Hikmet Bey. Hoti meydan diyorum. Kardeşim cep numaranın üzerinde yazacak. Google'a girince bugün Serkan Bayram girin cep numarası tak önüne çıkıyor. Adam sinemada film izliyor. Geçen Diyarbakır'dan arıyor çocuklar. Hı hı. Film bitmiş. Vekilim siz misiniz? Numaram dağılıyor sinemada. Diyor dedi, evet benim dedim. Görüntülü arayabilirim. Arayın dedim çocuklara. Vekilim sahne vardı. Köfte yapıyordunuz. Piknik sahnesi. Ben karnımız acıktı o sahneden. Hı hı. Bize köfte ısmarlar mısın? Hemen benim arkadaşım söyledim dedim ayarlayın. Salona köfte ikram ettik. Bir tanesi Trabzon'dan. Salona köfte mi gönderdiniz? Tabii, Diyarbakır. Aradım bir yeri dedim buraya gönderiyorsunuz. Arkadaşlar ilgilendi. Onlar gönderdiler. Ondan sonra Trabzon'dan bir kardeşimiz orada evladımız. Sen dedi adamın dibisin dedi. Tamam mı? Filmi izlemiş. Coşmuş. Sen dedi adamsın adam. Adamın dibisin. Ya bunlar genç. Liseliler. İşte üniversiteler falan. Şimdi çok güzel bir gönül geçişleri oluyor. Duygusal sahneler oluyor. Ve insanlarımız da bunu
Hakikaten bağrına basıyor. Bu filmi bizleri, milletimiz bağrına bastı. Tabii 2018'den sonra tamamen siyaset olarak burada çalıştık. Evet. Ve İstanbul Teşkilatı'nın kuruluşundan beri de her kademede görev yaptığım için bildiğim şehir. Güzel bir maraton yürüttük. Şunu anlatacaktım. 2011 yılında İstanbul'a adayken 20. sıradayım. Yani genelde 15-16 çıkıyor, 20 zayıf ihtimal. Evet. Ama deli gibi çalışıyorum. Ve Beykoz'a gittik çalışıyoruz. Her gün bir ilçeye gidiyoruz iki vekil. Şimdi İdris abi, İdris Gülüce de birinci sıradan bakanımıza vekil. Tabii program yaptık. O bir mahalleye gitti. Ben bir mahalleye ayrıştırdık. Şimdi ağırlıklı ekip İdris abinin yanında gitti. Bizde de yine arkadaşlar geldi. Sonra bir baktım ki 3-4 saat sonra Riva tarafına çalışıyoruz. Bir baktım o arkadaş işi çıkmış, bu çıkmış filan. Bir Hayriye Hanım vardı. Kadın kullandı galiba. Evet. Görev yapıyordu. Hayriye Hanım'la ben kaldım minibüste. Bir de şoför var. Dedim Hayriye Hanım dedim, bu arkadaşlar nereye gitti dedi. Dedik ki işte işi var, gücü var. Tabii 3-4 saat çalıştık filan. Oradan bir kahvenin önünde duracağız. İşte geliyoruz, program bitiyor. Dedim Hayriye Hanım, ben size teşekkür ediyorum dedim. Yani neticede bana eşlik ettiğiniz bütün arkadaşıma teşekkür ederim. Herkesin işi olabilir, gücü olabilir yani. O konulara çok takılmam. Ama şunu bilmenizi isterim. Bak bu şoför de olmasa ben bu aracı kullanırım. Müziği açarım. Kahvenin önünde dururum. Çiçek var, kahve var. Gider onu veririm broşürleri. Anlatırım Cumhurbaşkanımızın hizmetlerini. Şoför koltuğuna geçer, sürer kullanırım dedi. Bak bunu tek başıma hepsini ben yaparım dedim. Mevzu bu değil ama dedim. Mevzu hep beraber olacağız dedim. Çünkü meşverette, beraber çalışmada bereket vardır her zaman. Evet. Ve bunlar olan şeyler. Yani illaki şey. Bunlar ben çok şeyler yaşadığım için çok anılar var. Yani onlar da ayrı bir konular. Hikaye. Evet. Buğday tanesinin çıkma hikayesine gelelim. Ne zaman karar verdiniz? Ne düşünüyorsunuz? Yani yazın meclis ara verdiğinde, yazın... Bu düşünce ne zaman oluştu acaba? Onu merak ediyorum bir taraftan da. Düşünüyor mu? Evet, yani bunu film yapayım, kitabını hazırlayayım düşüncesi. Bu düşüncesi şöyle, ya ben yazın bir kitap yazayım anılarımla ilgili. Faniyiz, geldik gidiyoruz. Korona, nice dostlarımızı, ahbaplarımızı içimizden aldı götürdü. Evet. Yarına çıkmamızın garantisi yok. Yani yaş ilerledikçe bazı şeyleri daha farklı düşünüyor insanlar. Ya dedim bu kadar ben emek verdim. Yani kendi dünyamda. İç dünyada fırtınalar koptu. Çok şeyler yaşadım. Güzel bir kalem alayım. Geleceğe miras kalsın. Kitabı yazarken de bunun filmini de çekeyim dedim önce. Sonra ailem, annem, babam eski acılar bir daha yaşamasın. Daha sonra dedim yani bir daha aynı şeyleri depreşmesin. Sonra bir iki gün falan geçti. Bir sabah kalktım fikrimi değiştirdim. Dedim Serkan artık sen tek Serkan değilsin. Bugüne kadarki yaşadığın birikimler, mücadeleler. Senin gibi milyonlarca insan var. Onlara umut olmak zorundasın. Geldiği noktanın çıtanın gösterilmesi açısından. Ben bu filmin çekimine karar vereceğim dedim. Karar vereceğim dedim. Ve çekime karar verdim. Tabii benim için zor bir karar. Niye dersen ben de geçmiş şeyleri bir daha gözümün önünde film şeridi gibi geçecek. Bunu yönetmeni anlatacağım, senaristi anlatacağım filan. Hep şeyi bir daha yaşayacağım. Ve film Temmuz, Ağustos... Ama önce bir yazmanız lazım. Yok. Yönetmen geldi, kaseti koydu. 2 saat. Bu filmin hikayesi 2 saat. Tabii şuna üzüldüm. Hızlı gitmiyor mu? Yönetmenle nasıl konuştunuz? Oraya geleceğim. Oraya yani? Geleceğim. Onlara geleceğim. Yani, kim çekecek bu tabii, filmi? Onları söyleyeceğim. Filmin Doğan Ümit Karaca hoca oldu. Onları da anlatayım. Film Temmuz, Ağustos ayı. Hikmet Bey. Ben sinema sektörünü hiç anlamam. Evet. Benim bir tanıdığım, yani bir tanıdığım bir çocuk vardı. Ben, filmin yapımcısı benim. Dedim sen, ben yoğunum. Onu geç bizim çocuğa. O da filmci falan değil. Onu koydum oraya. Hani organize et işte falan. Doğan Ümit Karaca yönetmen bu işte çok emek verdi. Filmi tam 40. gün film bitti. 41. gün vizyona girdi. Çok anlayın. Güzel. Sinemaya girdiği gün sinemada broşürü yok.
Yani bu broşürler, afişler evet. yetişmedi yani o güne. Evet. Şimdi bunu niye anlattım? Bakın, burada sinema bitiyor diyorlar. Dijitalden dolayı. Sinema salonlara gündüz 11-12 film koyuyor. Ya arkadaş, hafta içi gündüz 11 kim gelecek? Şu anda bu film dünya kadar izleyen var. Her ilden beni arıyorlar. Abi diyorlar, sinemaya gittim. Bugün sinemada gösterim yok. Tamam mı? Şu anda bunun sıkıntısı yaşıyoruz. Ya arkadaş, açsana. Niye açmıyorsun? Bak, filmin bilet sayısı izleme sayısının iki katı şu anda. Filmin bilet sayısı, satılan bilet sayısı, izleme sayısı iki katı. Niye? Bilet satılıyor. Sinemaya gidişlerde şey var. Sıkıntı var. Neyse. Film böylelikle başladı. Amacım neydi bu filmi yaparken? 10 milyon engellimiz var. Evet. Milyonun sesi dedi. Ailesiyle beraber 40 milyon. Çarpı 4'tür. Ve 84 milyon insanımızı da dolaylı etkiler. Umuda yolculuk filmi. Bir engelli kardeşim arıyor. Bacağım 3 santim kısa diyor vekilim. Beni vekil yapar mısın? Yani hayal ediyor. Olamam diyor. Elime tutar mısın diyor. Bir tanesi kaymakam olmak istiyor. Diğer bir anne arıyor. Çocuğumla filme gittik. Sabah uyandığında güne farklı bakıyordu. Umutlu bakıyordu. Gözlerinden parlıyordu. Bunu evet. anlatıyor. Tekrar anne götürür müsün beni? Şimdi engelli olmayanlar için bir empati oluşturuyor. Bir şükrü öğreniyor. Bir de empati oluşturuyor. Nasıl yaklaşacağını. Diğer bir konu da şükür benim sağlığım yerinde diyor o. Aha. Bir de Serkan abi bu haline neler yapmış ki ben daha ileri taşıyayım. Çok güzel. Tamam mı? Budur konusu. Bizi yordular ama şu var. Hiçbir şey bende kolay olmadı. Bu da çok zor oldu ki. Yani bu film de hakikaten kaliteli, çok güzel bir film oldu. Yani bu iş böyle basit bir iş görmüyorum. Bu iş çok büyüyecek. Dünyaya mal olacak bir iş. Evet, ben bunu görüyorum. Bakın ben şimdi dünyadan ödüller alacağım, getireceğim. Cuma günü Kıbrıs'tayız. Ondan sonra ayın 15'in 14'ünde İsviçre'deyiz. 5 tane Avrupa ülkesinde başkentte gösterim yapacağız. Evet. Frankfurt Film Festivali'nden davet geldi, oraya gidiyor. Berlin'den gidiyor. Fragmanı izleyelim mi o zaman? Tabii. Buğday Tanesi'nin fragmanı sevgili seyirciler. Bir izleyelim. Hastanın adı ne? Serkan. Serkan Bayram. Ben bu dünyada herkesin bir amacı olduğunu düşünüyorum. Mesela annem. Benim doktor olmamı isterdi. Bense insanlara yardım etmek, onların hayatlarına dokunabilmek istedim. Hakimlik mülakatında toplum içerisinde yadırganacak engeli olması maddesi yüzünden elendim. Mustafa Koç, çadır yanıyor Mustafa! Biliyor musun Ali? Yaşasa bile sakat kalacakmış. Görüş ve önerilerini bizimle paylaşması için Sayın Avukat Serkan Bayram'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Bir çocuk engel olmadan ne yapar abi? Neden bizim gibi engelli bir vatandaş vali olmasın? Neden bir büyükelçi olmasın? Bir insan eller olmadan nasıl yaşar abi? Ben Serkan Bayram. Niye geldin? Belki sana yardım edebilirim. Kopmuş bir omuriliği onarabilir misin? Benim bir hayalim var değerli hocalar. Kimsenin fiziksel engellerinden dolayı mağdur olmadığı bir dünya hayal ediyorum. Tüyler diken diken izlerken de diken evet. diken fragmanı. İnşallah kendisi izleyince de çok daha fazla etkileneceğiz muhtemelen de. Dikkat çeken bir sahne vardı. O konuyu konuşmuştuk. Onunla ilgili sizin çok güzel, önemli bir şeyiniz var. Biraz önce bahsettiğiniz avukatlık hakimlik yasasındaki vücut bozukluğu. Alışılmış size çevrenin yadırgayıcı bozukluk diyor. Ve siz milletvekili olduktan sonra bu yasanın evet. değişmesinde ön ayak olduk. Anlatır mısınız hikayesini? Tabii sene 97 hakimlik sınavına girdim. 84 puan aldım. Mülakata girdik. Şimdi mülakatta bu sebepten elendik. Evet. Hakim ve savcı kanunun 8. maddesi alışılmışın dışında çevrenin yadırgayıcı vücut bozukluğu bulunmamak. Buradan elediler. Tabii bizim için bir travmadır, üzüntü. Akranlarla beraber eşit yarışıyorsun. Evet. Burada eleniyorsun. Ben ÖSYM üniversite sınavı yaptım. Bana ekpa mı verdi? Yok. İstanbul'da hoca bana ekpa mı verdi derse yok. Adalet Bakanlığı ekpa mı verdi? Yok. Buraya geliyorsun. Bundan eleniyorsun. Tabii adama bu olay adama dokunuyor. Ve ondan sonra avukatlık süreci başladı. Bunun
Milletvekili olduktan 2010, sonra. 2021 yılında bu 5. yargı paketi gelecekti işte. Tam Temmuz'da 4. yargı paketi geldi. Ben bununla ilgili girişimde bulundum. Bir toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımıza dedim bu işin ben mağduruyum. Yani üzülüyorum da. Hani bizden geçti ama nice böyle gençlerimiz var. Onlara umut olsun. Önünü açmamız lazım. Çünkü insan onuruna aykırı, uluslararası sözleşmelere aykırı bir durumdur. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki ya öyle şey olur mu dedi ya. Bunu dedi kaldırılması lazım. Sağ olsun o arada meclis ara vermişti. Geçen sene 2021'in yazı. 2021'in Kasım'ında 5. yargı paketi geldi. 24 Kasım 2021'de bütün parti genel başkanı, bütün milletvekillerimiz hepsi destek oldu. Biliyorsun mecliste öyle oy birliğiyle çıkan yasa çok azdır. Sağ olsun bütün hepsi destek oldu ve bu mecliste bu kanun maddesini ben teklif vermiştim. Onlar da önergeyi imzaladılar ve yasa değişti. Bu sene Adalet Akademisi üzerine bakanlık bütçesi konuşuluyor. Bundan 15-20 gün önce ben de Adalet Akademisi üzerine konuşma yaptım. Sayın Bakanımız da oradaydı Bekir Bey. Hatta yeni hakimlik sınavı yapıldı. Dedi Serkan dedi yani filmi de duymuş etmiş. Ben dedi yani tebrik ediyorum güzel bir film. Ben de bütçemiz hayırlı olsun dedim Sayın Bakanım. İnşallah engelli kardeşlerimize adli hakim alacağız. Görme engellilerde biraz sorun oluyor. O da temas dosya hani okuma filan temas duruşma safhatında. Onları da görme engelli kardeşlerimize idare hakim yapmayı düşünüyorum dedi. İşte gelinen nokta bu. Evet. Yani olamazken gelen olunabilecek nokta. Şimdi bunu bir... Özür dilerim. Buradaki hikaye çok güzel. Yani engelli olması hasebiyle hakimlikten men edilen, hakim olmazsın, olamazsın sen denen kişi daha sonrasında çabalarıyla geldiği bir nokta siyasetçi oluyor ve engelli arkadaşların ya da engelli kardeşlerinin başka bir problem yaşamaması için onu değiştirecek evet. irade oluyor. O çok güzel. Evet işte bu film o yüzden Türkiye'de ve dünyada tek yaşayan bir siyasinin filmi ve bu yaşadıklarımız tamamen organik ve orijinal. Siyaset, sanat ve sinemayı bir araya getiriyor. O yüzden dünya ve Türkiye'de ilk örneği sergiliyor. Bu da şundan dolayı diyorum. Bizde hiçbir tane siyasinin yaşarken filmi yok. Rahmetli olduktan sonra genelde evet. insanlar kıymeti biliyor. Sanatçısı, sinemacısı hı hı. işte, siyasetçisi. Burada da bu böyle bir şeyde imza atmışız. Zaten bir ilk yapan da bu konu işte. Yani hakim olamıyor, milletvekili oluyor. Kanun evet. değişmesine vesile oluyor. Ve bundan sonra engelliler hakim olabiliyor. Evet. Ya bu çok önemli. Evet. Yani bu kolay bir iş değil yani. Neden buğday tanesi koydunuz? O tarlanın hikayesi tabii, yoksa... Tabii buğday tanesi, tarla... Yani orada bir vurgu, başka bir şey var mı? Şöyle buğday tanesi, bir tarla. Buğdayda yanmışız. İki, buğday mücadele demek. Buğday bereket demek. Yani bir mücadele vurgusu var. Hani yere düştüğüne değil, vazgeçtiğinde kaybedersin. Yani buğday kitabında evet. da o vardır. Daha yakından gösterelim yani, arkadaşlar. Yere düştüğüne değil, vazgeçtiğinde kaybedersin. Burada çıkan bir konu. Evet. Diğer evet. bir nokta, mesela yine ben bunu çok kullandım. Ellerimle tutamadığımı, gönlümle tuttum ve hiçbir zaman bırakmadım. Bunu da çok kullanırım. Filmin mottosu budur. Bir de buğday tanesi. Bir tanesi milyonların sesi, milyonların hikayesi. Ha, çok güzel. Şimdi... Sayın Erdoğan da bununla ilgili bir cümlesi vardı. Evet. Buğday. Evet. Onu bir izleyelim mi arkadaşlar? Evet. Çok güzel bir ifadesi TRT vardı. TRT World programında evet. Sayın Erdoğan önde de buğdaylar var. İzleyelim. Unutmayalım ki şu buğdayın tanesinde çok şeyler var. Bir buğday tanesi yüz binlerce buğdayı ne yapıyor? Üretiyor. Buğday o denli farklı bir nimet. Size de atıf var orada değil mi? Ya sağ olsun Cumhurbaşkanımız buğday bereket dedi. Bir buğday tanesi yüz binlere buğday olacak ve yeşerecek, başak olacak. Ya bunlar çok güzel şeyler. Evet. Türkü de zaten
Sevcan Hanım okumuştu Buğday Tanesi türküsünü. Hı hı. Oradan esinlenerek türküyü de okudu diyelim. Ya enteresan şeyler oldu. Şimdi bir gün bana bunu da anlatayım. Tabii. Bu telifini alacağız. Hani müziğin, türkünün. Yönetmen dedi ki Doğan Ümit Bey. Ben dedi bu türkü dedi. Devrim türküsü dedi. Tamam mı? E dedim biz de devrimciyiz dedim. Bak devrim yapıyoruz dedim. Hatta Cumhurbaşkanımız 20-25 yıl işte bu konuda sessiz devrimi gerçekleştirdi engeller alanda ve her alanda. Onun da amcasının oğlu yazmış söz yazarı. Sağ olsun o da kırmadı verdi. Orada biraz gönlüm Sevcan Hanım'a da kırıldı. Ben Sevcan Hanım'ın okumasını istedik ki o okumuş. Hı hı. Bu film partilerle siyaset üstü bir film. Evet. Engeller Türkiye İttifakı. Yıldıray Gürgen Bey müziği yapıyor. İşte Sevcan Hanım okur dediler. Ve ben Erzen Vekil'iken beraber ortak program yaptık. Köyünün yolunun bile yapılmasına vesile olmuşumdur. Kendi de Erzince anlatır. Ki ben ayrım yapmam yani. Bizim kirve, demin dedim ya kirvelerden. Sonra Yıldıray Bey beni aradı. Ya dedi Sevcan Hanım dedi işte biraz böyle soğuk bakıyor falan. Ben aradım sonra. Ya dedim Sevcan Hanım bu film partiler üstü bir film. Siyaset üstü bir film. Ya bir engellilik bir konusu. O da işte işleri yok, doktor moktor şeyleri vardı. Ama sonra şey müsaade etti. O daha önce okumuş olduğu şeylerle beraber. Sağ olsun. Şimdi biz siz bir siyasetçisiniz ama biz sizi bir siyasetçiden öte burada da ağırlıyoruz aynı zamanda. Yani bence sizin kimliğiniz siyasetçiden öte başka bir şey olmalı. Yani siz bir AK Parti milletvekilisiniz. Doğru. Tamam ama siz bambaşka birisiniz. Siz çok Türkiye için bir örnek figürsünüz. Evet. Açıkçası bizim yani WOW televizyonunda biz siyaset konuşmuyoruz elbette. Evet. Ama sizin gibi kıymetli bir isim, çok önemli bir isim yani. Bizim için şu anda bir milletvekilinden öte bir hayatınız var. Tam bir örnek kişiliksiniz. Pek çok engelliye örnek kişiliksiniz. Biz bunları böyle ekranlara taşımayı da çok seviyoruz. Belki sizin bu filminizi izleyerek sadece engelli arkadaşlarımız değil, engelli arkadaşlarımızın ya da kardeşlerimizin aileleri de onları teşvik edebilmek için, heyecanlanabilmek için kim bilir kaç arkadaşımıza dokunacaksınız, kaç hayata dokunacaksınız. Çok, akın akın. Diyorum ya engelli kardeşlerim umuda yolculuğa çıkıyor. Bir umut görüyor, karşısına olunabilirliğini görüyor. Ya bu çok önemli bir şey ya. Evet. Şimdi ben çocuk gene Mükerrem Taççıoğlu vardı. Bir bakandı galiba ANAP'ta. Suratın bu tarafında ben vardım, Mükerrem Bey'in. Evet. Bizi hiç unutmam. Bana çok sempatik geliyordu. Bazı yadırgayabiliyordu ama onu o haliyle seviyorduk. Gorbaçov'un anında bir iz vardı. Leke şöyle kırmızı. Evet. Onu o haliyle tanıdık. Yani insanların şeklinden dolayı geri bırakmayalım ya. Bakın yani engelli vali, engelli büyükelçi diyoruz. Engelli bakan diyoruz, engelliler bakanlığı diyoruz. Engelli başhekim diyoruz, engelli rektör diyoruz. Engelli bugün hiçbir meclis başkanı olmamış meclisimize. 100. yılını devirdik meclisin. Cumhuriyet'in 100. yılına girdik. Ya niye olmasın? Olsun evet. İngiltere eski güvenlik bakanı. Görme engelli. Bugün İsrail enerji bakanı tekerlek sandalyede. Roosevelt Amerika 12 sene tekerlek sandalyede idare etmiş. İşte Alman eski federal meclis başkanı tekerlek sandalyede. Peygamberimiz Yemen'e vali atıyor. Ortopedik engelli. Medine'yi yerine vekil tayin bırakıyor. Görme engelli bir sahabi. 1400 yıl önce Hikmet Bey. Yani önemli olan gönüllerde, düşüncede engel olmasın. Devlet elle ayakla yönetilmez. Devlet gönülle, düşünceyle, sevgiyle yönetilir ya. Buralarda olmasın yani. Şimdi ben bu kadar insanın numaramı dağıttım. Kim bu zamanı dağıt demedi. Ben gönlümden daha fazlasını yapıyorum. Kimsenin bir eksimi yok ki. Veya işte ben daha çok koşturuyorum. Hep görmek ilkleri başarmışım. Ya kolay değil bunlar yani. Bir mücadelenin eseri sonucudur. Evet. Ha, ben bugüne kadar hiçbir zaman ne parti büyüklerimi mahcup ettim, ne ailemi mahcup ettim, ne milletimi mahcup ettim. Gece gündüz çalıştım, hala da çalışıyorum. Seviyorum hizmet etmeyi. Allah sağlık versin, afiyet versin. Hizmet edelim ya. Biz bu millete ne kadar hizmet etsek azdır. Bu millet her şeyin en iyisini hak ediyor yani. Hele ki ben vefa borcum, minnet borcum var. Ben bağrından çıktım bu milletin. Küllerinden doğdum. Bu halimle gece gündüz milletime hizmet ediyorum yani. Ve şükürler olsun. Çok dua alıyorum. Çok teşekkür alıyorum. Ve bu hepimize yansıyor. Bir insanın başarabileceklerini de gösterme açısından önemlidir. Evet. Beni arayan engelsizleri, bütün Türkiye arıyor yani. Ben ismini bile sormuyorum yani.
arayan sen engelli misin? Alo sen engelsiz misin? Ya, ismin nedir? Hangi mi? Yok. Yapılabilecekse anında yapıyorum ki denemesi bedava yani. Google, buradan söyleyeyim. Girin Google'a Serkan Bayram. Yarın arayın yani. Bu kadar netim. İnteraktif çalışıyorum. Şeffafım. Yani kolay bir şey değil. Bu bir çılgınlık. Ben çılgınım çünkü. Şimdi filmin önümüzdeki günlerde daha çok salonda gösterime gireceğini tabii, biliyoruz film, değil mi? Film daha yayın şu anda sinemalara görüş daha çok yaygınlaşacak. Ağırlıklı bundan sonra yurt dışı ayağı da yaygınlaşıyor. Hı-hı. İşte ayın cuma günü 6'sı Kıbrıs'ta çok güzel bir gösterimiz olacak üniversitede. Ondan sonra 14'ünde İsviçre'deyiz. Daha sonra Avrupa'da 5 başkentte olacağız. Daha sonra işte yurt dışı bayağı bir Kazakistan'a gideceğiz. Geçen Ahmet Yesevi Üniversitesi'nden mütevelli başkanı Muhittin Bey aradı. O Şubat başı davet etti. İstanbul'da 70'e yakın üniversite liseden davet var. Geçen 9 Eylül'deydik. Çok güzel program oldu. Dikkat Hanım yaptı. İzmir'de. Benim üniversitem. Tabii çok güzel program oldu. Emin olun gençler coştu ya. O kadar bir güzellik oldu ki. Başı açılır, açığı da kapalısı da küpesi olan da hepsi kalktı ayakta alkışladı. Ya önemli bu olan bu. Burada bir siyaset yok. Burada bir mücadele var. Herkes kendine bir kare görüyor. Bu film şey gibi olacak sanki hocam. Mesela babam ve oğlum da öyle olmuştu. Kulaktan kulağa insanların anlatacağı bir film olacak. Tabii. Yani bu medya gücü tanım değil. Eyvallah evet. Başka bir şey değil. Evet. Böyle fısıltıyla kulaktan kulağa dağılıp devam edecek. Oraya bu film gidiyor. Öyle büyüyecek. Çok yayıldı. Ben şu an nereye gitsem herkes tanıyor. Yani anormal bir şu anda Türkiye'de bilinirliği arttı. Yurt dışında da ciddi talep var. Bu evrensel bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Dijital platformlara daha sonra vermeyi düşünüyor musun? Geldiler, dünyaya yayılabilsin diye. Onlar da geldiler. Dijital platformlar. Görüşüyoruz. Teklif ettiler. Ama şu var. Dijital platformda şimdi de anlatsak zaten 6 ay sonra kanun gereği yayınlıyorlar. Bu arada biz işte okullarda, üniversitelerde çok büyük faydası var. Oralara gidiyoruz. İşte hem seminer veriyoruz, hem kitabımızı imzalıyoruz, hem de filmi izliyoruz gençlerle. Soru cevap yapıyoruz. Çok güzel. Bak geçen bir okuldaydım, özel okulda. Emin olun çocuklar cıvıl cıvıl. Evet. Musevi, Ulus'taki Musevi lisesinden 12. sınıf öğrencisi yazdı bana ya. Anneannem sizin filmi görmüş, çok beğenmiş. Bizim okula gelip geçen Musevi Lisesi'ne gittim, ziyaret ettim. Çocuklarla fotoğraf çektirdik. Biz de dedi program yapın dedi falan. Yani şunu anlatacağım. Yani bunun dini dili yok. Evet. Bunun bir cinsi yok. Hepsi neticede bir engellilik ki Türkiye'nin bir gerçeği, dünyanın bir gerçeği. Bugün 10 milyon Türkiye'de, dünyada 1 milyar engelli var ya. 1 milyar, 10 milyon, 1 milyar. Yani böyle bir kitleye hitap ediyor şu anda. Ödül almasını bekliyor musunuz? Tabii dünyanın Frankfurt farklı... Film Festivali'nden geldiler. Hı hı. Davet ettiler geçen hafta. Dediler vekilim bu film sosyal sorumluluk projesi. Önemli, evrensel bir film ve siyaset üstü bir film. Evet. Biz bu filmi Frankfurt Film Festivali Haziran ayında yapılacak. Oraya davet ediyoruz ve filme de şimdiden de ilan ediyoruz. Sosyal sorumluluk kapsamında özel proje ödülü vereceğiz dediler. Aa, çok güzel hocam. Evet. Bu arada biraz da aileden konuşalım. Allah bağışlasın. Evet. 3 çocuğunuz evet, var. Evet, 3 evladımız var. Onlar sizin izninizden gitme konusunda nasıllar? Şöyle, bir şey de diyorlar mı? Kaç yaşındalar bu arada? Büyük oğlan Özyeğin hukuka gidiyor. Hı hı. Hukuk fakültesine. Eymen Bayram. Bu sene son sınıfta. O da filmde oynadı. Bir rol aldı kısmen de olsa. Ortancısı kızım. O da lise sonda. Bu sene üniversiteye hazırlanıyor. Maşallah. En küçüğü de Kerem Bayram, o da ilkokul 1'e başladı. O da filmde rol aldı. Güzel mesela, ben orada bir Ankara'dan konuşma yapıyorum. Hani hafta içi Ankara'ya gidiyoruz. Çocuklar arıyor, görüntülü aradı. Baba ben seni çok özledim diyor. Yani öyle gurur duyuyorum diyor küçük. Büyük de bir, benim gençlik halimde beni ziyarete geliyor orada başka bir rolde. Çok güzel. Öyle bir sunum oldu. Yani... Eşimizden, ailemizden Allah razı olsun, memnunuz. Tabii eşim de genç yaşta babasını kaybediyor, küçük yaşta aile. O da belli kendine göre dramlarla büyümüş bir insan. 2000 yılında biz evlenince kendisi belediyede özel kalemli, dayısı belediye başkanıydı bir ilçe belediyesi. Tabii İstanbul'a geldik, evlendik. Belediye falan baktı, hani hakkı zayi olmasın. Belediye hep dolu dediler. Sonra... Ofise gelmişti. 25 metrekare bir ofisim vardı o zaman Kadıköy'de. Ofiste
Hanıma dedim ki en azından başkasının hakkını gasp etmeyelim. Yani neticede istifa edersen yani birisi yerini doldursun. Bir an önce nasibini alsın. Bir tane beyaz kağıt koydum önüne. Sene 2000. İstifasını yazdı. O zaman faks var. Faksladık Konya'nın ilçesine. Yalıyık ilçesi. Ve dedim üzülme dedim. Hani o da bir şekilde hakkı gidiyor. İleride seni de mebus karısı yapacağım dedim. 2015'te, 15 sene sonra mebus olduk. Yani diyor ya söylene değil söyletene bak. Evet. Evet. Maşallah. Şeyi merak ediyorum. Aile, yani anne, şey affedersiniz, yani eşiniz, çocuklar, ya baba bu kadar, biraz önce kendinize dediniz ya çılgınca şeyler. Baba bu kadar çok çılgınca şeyler yapma artık, bir sakinleş falan demiyorlar mı ya? Şu telefon ya, o kadar gelir. Bize yönetmen arkadaşım uyarıyor, diyor ki program boyunca Serkan Bey'in telefonu çaldı diyor. Titreşim neymiş herhalde. Tabii. O kadar. Demiyorlar mı onlar? Ya yeter bu kadar, biraz da bizim elimden bu kadar şöyle çılgınlık bak. Yeter. Tabii mesela dün akşam buradaydık, gece program bitti. Evet. Sabah başka bir kanaldaydık, geldik yine bu akşam buradayız. Yani. Eyvallah. Peki. Serkan Bey, sizi tanıdığıma çok mutlu oldum. Ben mutlu. Gıyabınızda tanıyordum ama Vicahi ilk defa tanıştık. Çok keyif aldım. Umarım hikayeniz tüm herkese, tüm arkadaşlarımıza örnek olur. Bu sadece bir engelli hikayesinden ziyade bence bu engelli olmaktan da azade bir azim hikayesi. Mücadele. Evet. Yaptım. Yani bu sadece yani siz engelinizi aşmak için mücadele verdiniz. Bence sadece engellilikle kısıtlamamak gerekiyor. Engellilik sizin bir hikayenizdi ama tabii. Siz bir azmin hikayesiniz. Tabii. Yani bu. Çünkü vazgeçilmişliğin olduğu bir çağda yaşıyoruz. Tabii. Pek çok şeyden vazgeçtiğimiz, kolay kolay vazgeçebildiğimiz bir çağda yaşıyoruz. İnsanlar çünkü pes etmeye çok meyyal. Ama siz pes etmemenin ne hikayesi olacağını, ortaya nasıl bir hikaye çıkaracağını anlatmışsınız bize. Çok teşekkür ederiz. Hikmet Bey, şu anda yeni nesil. Gençlerimiz biliyorsun burada bir ben varsa, burada bir şey, burun, işte estetik, kulak işte. Ya görüyoruz şu anda her taraf güzellik salonları oldu. Olsun yani bunlar da önemli şeyler. İnsanlar güzelliğine kendini önem vermiş. Güzel de psikolojik açıdan söylüyorum. Gelinen nokta ki ben çok anlatıcı hikaye var. Ben en az 6-7 defa estetik operasyonu oldum. Ve kimsenin haberi yok. Ankara'ya gittim. Yargıtay'da duruşmam var dedim. Normalde bir günde biter. Dönersin. Bir hafta sürecek dedim. Toplantılarım var. Ameliyat oldum, geldim. Buram benim tamamı komple yamadır. Bunlar, sakallar buradan alınmadır. Her tarafım benim şey. Onu oradan, bunu buradan filan ama hiç kimse de bilmez. Ne aileme söyledim, ne kimse üzülsün istemedim. Ben milletimi de üzmek istemiyorum. Bu filme biraz üzdüğümü de düşündüm yani. Ama milletimi de üzmek istemiyorum. Yaşadığım süreçte aileme de hiçbir şey yansıtmadım, üzmek istemedim. Kendi içimde fırtınaları yaşadım. Kendim çözüm yolunu buldum. Bu halimle aziz milletime hizmet etmeyi şiar edinle hizmet ediyorum yani. Yani bunu gönülden söylüyorum. Hiçbir zaman da siyasetten hani insan hani bir beklenti bir şey noktasında böyle bir beklentim de yok. Ben şuna inanmış olan bir insanım. Nasip varsa ki geldik buralara bu hizmetleri yapıyoruz. Her şey nasip işidir. Allah herkesin niyetine göre verip ona göre bakıp ona göre kararını veriyor. Niyet hayır, akıbet hayırdır. Buna inanmışız. Ben bu programı bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah izleyicilerimiz de beğenmişlerdir. Yere düşünce değil, vazgeçince kaybedersin. Ellerimde tutamadığımı gönlümde tuttum. Ve hiçbir zaman bırakmadım. Buğday tanesi, bir tanesi, milyonların sesi, milyonların hikayesi. Emin olun bu milyonların hikayesi dalga dalga evrensel hikayeye dönüşecektir. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Keyif aldık. Çok mutlu olduk stüdyomuza. Efendim noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.